Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte biliyorsunuz iPhone 10'a geçiş yaptım ve bu videomuzda iPhone 10 için sipariş ettiğim efsane aksesuarları beraber kutusundan açıp inceleyeceğiz. Öncelikle ürünlerin hepsini Beautiful firmasından sipariş ettim. Ürünleri çok kaliteli ve yazdım dedim ben bunları incelemek istiyorum yollar mısınız? Onlar da beni kırmadı ve inceleme için bu ürünleri bana yolladı. Çok efsane ürünler var. 7-8 tane çok birbirinden güzel kullanışlı aksesuar var. En sonunda göstereceğim ürün de şahane ötesi. Yani ücretsiz sevenler için çok güzel bir şey. Bir şeye para vermeden yapmak isteyenler için çok güzel bir ürün. Hepsinin açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Satın almak istiyorsanız orada indirim kodu da bulabilirsem koyacağım. Oradan güvenli bir şekilde Banggood üzerinden satın alabilirsiniz ürünleri. Şunu söyleyeyim. Bunları kapatmak çok zor oldu. Çünkü hepsini geldi. Ben hepsini kullandım. Yani kullanmadan bir şey söylemeyeceğim. Geri koydum kutularını bir güzel şekilde. Biraz uğraştırdı ama olsun. Tek tek tekrardan açacağız. Ve sizlere gelen ürünleri anlatmaya başlayacağım. Tabii öncelikle aşağı taraftan kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bu tarz konseptte farklı videolar gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Önce hemen başlamak istediğim nokta şu. Şundan başlayacağım. Neymiş bu? BW-SEI-11 modeli. Blitzwolf'un. Bunlar böyle değişik kutular. Kutuların üzerine ne isim var ne cisim. Sadece model numaraları yazıyor ve internetten bunu araştırarak bulabiliyorsunuz. Burada, bu önemli değil, içinde bir şey çıkmıyor. Çok faydalı bir ürün var. Bayağı bir faydalı. Bu gördüğünüz ürün arkadaşlar hızlı şarj adaptörü. Apple'da normalde biliyorsunuz iPhone'lar X modelleri 8 ve 8 Plus modelleri hızlı şarjı destekliyor. Ama adaptör almanız gerekiyor. Blitzwolf'un da böyle bir çözümü var. Çok kaliteli ve uygun fiyata alabileceğiniz bu ürün. Yaklaşık 15 dolar olması lazım. Yanında USB Type-C çıkışı ve normal USB çıkışı vaat ediyor bizlere ve 30 wattlıkta bir USB desteği var. Bununla telefonunuzu, iPhone cihazınızı, yeni model iPhone'ları hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Tabii bununla beraber bir tane kablo lazımdı. O kabloyu da şöyle göstereyim. Burada da çok güzel böyle örme yapıda yapılmış bir kablo var. Bu kablo 2 metre. Yani şuradan böyle bayağı bir uzun bir kablo. Kablonun kalitesi çok güzel. Ve bu kablo aynı zamanda hızlı şarj desteğine de sahip. Bu kablonun amperi de yüksek. Yani iyi bir amper verebiliyor. Eğer şu ikisini birlikte kullanırsanız iPhone'unuz o kadar hızlı şarj oluyor ki sanırsınız Samsung Fast Charge. Ya o kadar iyi bir çözüm. Ya bunlar aldığınızda bu iki ürünü telefonunuzu hızlı şarj edebileceksiniz. Ürünlerin ben kalitesini başta söyleyeyim. Çünkü bu tarz ürünlerin kalitesi önemlidir. Çok çok kaliteli ürünler. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Bana soruyor arkadaşlar hızlı şarj olarak ne önerirsin? Bu markayı öneririm ve güzel ürünleri bulunuyor. Şimdi bir sonraki ürünümüz ne olsun? Tabii yine iPhone'la devam edelim. Burada BW-FW-C3. Değişik bir ürün. Şöyle içerisinden kullanım kılavuzları çıkıyor. Kılavuzları. Bunları bir kenara koyalım. Asıl olay burada. Bir tane kablo koymuşlar. Güzel düşünmüşler. Kablo olmazsa olmaz. Bu kablo da uzun bir kabloya benziyor. Bu kablo bize lazım değil. İçindeki lazım. Şöyle bir güzel poşetinden çıkartmamız gerekirse. Neye benziyor? Bardak altlığı. Bardak altlığına benziyor. Başka bir şeye benzemiyor herhalde. Kablosuz şarj cihazı. Yine hızlı. Yine iPhone için. Bunu alıyorsunuz. Telefonu bunun üzerine bırakıyorsunuz. Ve telefon çatırt diye şarj oluyor kablosuz bir şekilde. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam yine bir 15 dolar civarında olması lazım. Bu kablonun fiyatı çok güzel. Kablo da 9 dolar. Yine bu da 15 dolar. Bunu da aldığınızda sıradan bir micro USB kablosu ve hızlı şarj adaptörü ve işte 10 wattlık zaten 7-5 volta 1.5 amperlik bir adaptör kullanırsanız hızlı bir şekilde iPhone'unuzda bu ürün sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Bu da iPhone 10 kullanıcıları için çok yararlı bir özellik, çok yararlı bir aksesuar açıkçası. Ben mesela yatarken mesela şurada da arkamda da bir kablosuz şarj ürünü var. Ondan bir sonraki videoda bahsedeceğim, başka bir videoda. Üzerine bırakıyorum. Sabah kalktığımda telefonu alıyorum. Şarj olmuş oluyor. Çok efsane. Burada bir ürün daha var. Dur bir dakika. Şimdi bunlar devrilecek. Bunları bir devirelim. Burada efsane bir ürün daha var. Bu da çok güzel. Şöyle açtığımızda böyle kare kutu. Şöyle karşıdan baktığınızda kare kutu, sıradan bir kutu. Ama şöyle çevirdiğimde USB portlarını görüyorsunuz. USB çoğaltıcı. Yani USB çoğaltıcı adaptör aslında bu. Ama çoklu. Kaç tane? 2, 4, 5 tane var. Ve bu 5 tanesinin en üstteki de Quick Charge 3.0 teknolojisini destekliyor. Quick Charge 3.0 aslında iPhone'ları da hızlı şarj edebiliyor. Yani normal adaptöre göre daha hızlı şarj edebiliyor. Bunun hemen arkasında bir tane USB girişi var. Bunları da ben böyle hunharca yerlere atıyorum. Şöyle bir Avrupa standartına uygun bir girişi var. Bunu da buna takıyorsunuz.
ve bunu da bu şekilde kullanıp şarj edebiliyorsunuz telefonlarınızı. Seyahatlerde çok işe yarıyor. Yani mesela yurt dışına gittiniz, bir tane prizde bunu takıyorsunuz veya şu kabloyu değiştiriyorsunuz, yurt dışı priz dönüştürücü alıyorsunuz. Bir tane prize takıyorsunuz ve 6 tane çıkış alabiliyorsunuz ve bu çıkışların bir tanesi de quick charge 3.0, diğerleri de 5 volta 2 amper olması lazım. Evet, diğerleri de yüksek amper bizlere verebiliyor ve cihazınızı bununla çok rahat bir şekilde küçücük ürün sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Burada iki ürün daha var. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Böyle uzunca bir şey. Acaba Never içerisinde. Hadi bakalım tahminleri yorumlar kısmına yazın, ne diyelim. Bunu da açalım. Bu da çok güzel. Çok enteresan. Yine benim hoşuma giden bir ürün. Geliyor. Hoba. Ne bu? Priz. Altılı priz. Ama bunun da güzel bir yanı var. Hemen alt tarafında bunun yine 3 tane USB çıkışı var. Bu 3 tane USB çıkışlarına yine bir tanesi Quick Charge destekliyor. 6 tane de Avrupa girişi var. Normalde Avrupa girişte böyle priz bulamıyorsunuz. Ve kalitesi, malzemesi, valla kablonun kalınlığına bak. Şu kablonun kalınlığına bak. Efsane bir ürün. Yani bunu al, ömürlük kullan. Burada açma kapama tuşu da var. Bir anda hepsini açıp kapatabiliyorsunuz. Şu USB çıkışları çok güzel. Zaten 5 tane burada var. 3 tane de burada var. Etti sana 7 tane. Hiç adaptör takıp yer kaplamasına da gerek yok. Cele cele bunu da kullanabiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Yani evinizde bir priz alacaksanız direkt bunu alın derim ben. Bunun fiyatı da $30 olması lazım. Şimdi dolar söylüyorum. Bu konuyu hiç bahsetmedim. Çok da bahsetmek istemiyorum. Şimdi dolar niye söylüyorum? Artık TL söylersem söylediğim zaman bir hafta sonra ne olacağı belli olmuyor. O yüzden ben dolar söylüyorum ki sizler de o günün güncel kuruyla artık çarpın. Ona göre kafanızda değerlendirin ve ona göre satış yapabilirsiniz, satın alabilirsiniz ürünleri. Dediğim gibi malzeme kaliteli, hepsinin çok yüksek. Şimdi en son ürünü sona sakladığımı söylemiştim. Efsane bir ürün geliyor. Yani ben hastayım bu tarz bir ürüne. Hastayım abi ya. Dünya böyle olsun. Ne olsun? BW-L3. Eğer hızlıysanız Google'da bir yazın. Videoyu beklemeden görebilirsiniz. Belki videonun başına yazmışımdır. Evet, burada efsane bir ürün var. Neye benziyor? Yani böyle sanki içerisinden berber takımı çıkacak gibi. Böyle berberlerin şeyini koyduğu. Veya işte makyaj çantası. Artık neye benzetirseniz benzetir ama üzerinde yazıyor. 28 Watt Solar Charger. Yani solar şarj aleti. Şuna bakar mısınız? Ya çok güzel. Bunu ben çatıya koyacağım. Bizim ev, bu odanın tüm elektriğini ben bundan alacağım. Alamam o kadar da. Yani keşke imkanım olsa da solar panel kurdurabilsem evime. Yani biraz uğraşmak lazım aslında. Belki ilerleyen zamanlarda çok merak edersem solar panel kurdurabilirim eve. Onun da videosunu çekeriz. Ama bu, alıyorsunuz abi bunu. Kampa gittiniz, çadırdasınız, uzun yola çıkacaksınız ya da yani bu tarz şeyleri seviyorsunuz. Kamp yapmayı seviyorsunuz öncelikle veya geziyorsunuz, yurt dışına geziyorsunuz, yurt dışına çıktınız. Abi bunu çantanın arkasına asıyorsun, tamam mı? Şuradan da, nerede? Burada da bir USB çıkışı var. Bunları zaten göstereceğim ben size. İki tane USB çıkışı var hatta. Buraya iki tane USB'nizi takıyorsunuz. Ne olacağı fark etmez. Ve güneş gören, ışık gören bir yere bunu koyuyorsunuz. Ne kadar çok ışık o kadar çok enerji demek. Bir depolama özelliği yok. İsterseniz powerbank koyarsınız. Bunu powerbank'inizi şarj edersiniz. Sonra powerbank'le de telefonu şarj edebilirsiniz. İstediğiniz kombinasyonu yapabilirsiniz. Çok hızlı şarj ettiğini söyleyemeyeceğim. Ama gelin şimdi sizle şöyle bir şey yapacağız. Çıkalım terasa. Bunu da yanımıza alalım. Ve burada bir tane de ürünümüz daha var. Evet, bunu da alalım. Ve ikisini birleştirip bir kombinasyon yapalım. Nasıl çalışıyor? Hadi gelin. Hem güneş enerjisiyle kablosuz bir şekilde telefonunuzu nasıl şarj edebileceğinizi sizlere göstermiş olayım. Hemen ürünün fiyatından da bahsedeyim. Sonra tarife çıkalım. Sonra da videoyu yavaş yavaş bitirelim. Bu ürünün fiyatı da aynı zamanda yaklaşık $40'lık bir ürün. Kolay taşıyabiliyorsunuz. Kutusunun içerisinden bir tane kablo çıkıyor. Ve burada bir tane daha şıngır şıngır ediyor. Ne bu? Evet, gördüğünüz gibi asma aparatları. Bununla da çantanızı asabiliyorsunuz bunlarla. Yani şunları bile koymuşlar. Şunları bile kutuya koymuşlar. Çok güzel düşünmüşler. Hadi gelin o zaman terasa çıkalım ve şu ürünü hemen test edelim. Terasa çıktık. Hemen solar charger'ı şöyle açalım. Buraya bir güzel serelim böyle. Yani ne kadar geniş yüzey olursa o kadar iyi. Hemen şurayı açtığımızda burada kırmızı ışık yanlarını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burada USB'nin kırmızı ışığı yanıyor. Burada da hemen yine Blitzwolf'un kablosuz şarj cihazı var. Önce USB girişine bağlayalım. Ardından kablosuz şarj cihazımıza da taktıktan sonra şöyle biraz daha güneş görsün. Ne kadar çok güneş alırsa o kadar iyi bizim için. Kablosuz bir şekilde hazırsanız iPhone'u şöyle de kilitleyelim ekranı. Gördüğünüz gibi şu an kablosuz bir şekilde telefonu şarj edebiliyorum. Şu kulaklık girişi, yani şu an ses kaydı yaptığım için gördüğünüz gibi
şu anda telefonu şarj edebiliyorum. Hem de kablosuz bir şekilde. Yani daha ne olsun? Şöyle bıraktım üzerine. Şöyle, evet. Evet, gördüğünüz gibi şu an telefonu şarj edebiliyorum. Direkt kabloyla da şarj edebilirim. Direkt kabloyu da bağlayabilirim telefona. İstersen buna powerbank bağlayarak da şarj edebilirim. Ve gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı, güzel bir ürün. İşinizi kesinlikle görecektir. Doğada, gezide, kampta çok fazla işinize yarayacak güzel bir ürün olduğunu söyleyeyim. Ve evet, gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim bu solar charger'ın. Yani bayağı havalı bir şey, bayağı kullanışlı, güzel bir olay. Dediğim gibi satın almak istiyorsanız hemen açıklama kısmında ürünlerin linklerini bulabilirsiniz. Hepsi birbirinden kaliteli ve güzel ürünler. Fiyatları da bana sorarsanız uygun. Her ne kadar ülkemizde dolar kuru yüksek olmasına rağmen baktığımızda yine uygun fiyatlara sahip ürünler. Şu kablosundan tutun hızlı şarj aletine. Şunu zaten şunsuz yaşayamıyorum ben. Gerçekten şunsuz yaşayamıyorum. Şu kablosuz şarj cihazı çok güzel. Yani kalitesi vesaire, altı alüminyum, üst taraf böyle yumuşak bir plastik, çok güzel. Gerçekten yani kötü olsa derim kötü diye ama değil. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Şu şahane. Al, ömürlük kullan. Şu seyahatte efsane. Ya seyahatte al, bunu götür yanına. Şunu da al. Şunu şuna bağla. Her şey yap. Bundan sonra bir video daha gelecek yine Blitzwolf'un bir ürünü. Evet, bir video daha gelecek. O videoda çok güzel bir ürün inceleyeceğiz sizlerle beraber. O da çok beni şaşırttı. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadardı. Blitzwolf'a teşekkür ediyoruz bu ürünleri incelememiz için ve kullanmam için bana yolladıkları için. Merak ettiğiniz farklı şeyler varsa yorumlar kısmında bana yazmayı unutmayın. Aynı zamanda farklı ürünler varsa incelememi istediğiniz, böyle değişik solar şarj cihazı olabilir, kablosuz şarj cihazı olabilir vesaire. Bunları da bana yazın. Bu tarz serilerin gelmesini istiyorsanız da yine bildirebilirsiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.